İki olasılık bulunur. Ya evrende yalnızız ya da değiliz. İkisi de eşit ölçüde ürkütücü. Yüzyıllar boyunca dünya dışı yaşama dair teoriler ve varsayımlar ortaya atıldı. Oralarda bir yerlerde kimse var mı sorusunun cevabı hep arandı. Peki varlar mı? Varlarsa neye benziyorlar? Onların da aşkları, hikayeleri, tutkuları, inançları, gelenekleri var mıdır acaba? Son yıllarda Kepler ve Hubble gibi uzay teleskopları sayesinde gözlemlenebilir evrende yaşam ihtimalinin var olduğu milyarlarca gezegen keşfedildi. Kim bilir, akıllı bir yaşam formu eğer varsa henüz keşfedilmemiş bir gezegende de olabilir. Peki uzayda ilkel veya gelişmiş bir topluluk varsa neye benzeyebilir? Öncelikle şunu bir aradan çıkaralım. Bilim kurgu filmlerindeki gibi insanlara, bize benzemek zorunda değiller. İki ayaklı, iki kulaklı, kısa boylu, iri gözlü yeşil varlıklar da olmayacaklardır. Zira robot şeklinde de görünmeyecekleri kesin. Bildiğiniz gibi dünyadaki yaşam karbon bazlı. Ancak başka bir gezegende yaşam karbon bazlı olmayabilir. Çünkü yaşam elinde ne varsa onu ham madde olarak kullanır. Örneğin uzayda en çok bulunan elementlerden silisyum bazlı bir yaşam formu var olabilir. Ancak bu yaşam formu hiçbir zaman bir uygarlık kuramaz. Çünkü silisyum bildiğimiz kayanın ham maddesidir. Silisyum bazlı oluşacak bir yaşam formu esnek bir yapıya sahip olmayacaktır. Bu da bu yaşam formunun hayatta kalmasını zorlaştırır. Veya amonyak bazlı bir yaşam formu var olabilir. Fakat amonyak, karbon gibi kararlı moleküller oluşturan bir bileşen olmadığından bu yaşam formu basit olur. Aslında evrende var olabilecek akıllı bir yaşam formu karbon bazlı olabileceği gibi tahmin bile edemeyeceğimiz bir elementten de meydana gelmiş olabilir. Uzuvlarının nasıl oluşacağı, vücutlarının nasıl gelişeceği konusundaki en önemli etken tabii ki doğal seçilim. Yani bulundukları gezegende hayatta kalmaya odaklı bir evrim geçireceklerdir. Örneğin bir kuyruğa veya kanatlara, uçma yeteneğine sahip canlılar olabilir. Zekaya sahip bir topluluğun var olması ihtimalinden bahsediyoruz. Beyinleri bizim gibi vücudun en üst noktasında olmasa dahi muhakkak korunaklı bir şekilde sert bir yapıyla sarmalanmış olmalı. Bu topluluğun bir medeniyet kurması için birden fazla ayağı olmalı. Ancak 2 olmak zorunda değil, 3 ve hatta 4 olabilir. Aynı şekilde gözler, yırtıcı türlere yem olmamak için birden fazla göze sahip olmalılar. Nesneleri tutabilmek, kavrayabilmek için kaç parmaklı olduğu önemli olmamaksızın en az bir ele sahip olmalılar. Aksi takdirde bir medeniyet kurmaları söz konusu olamaz. Yaşadıkları gezegende yer çekimi fazlaysa kısa boylu ve kaslı olurlar. Keza bu ihtimalde de yorucu bir gezegende ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için ayak sayısı 2'den fazla olabilir. Yani bu şekilde evrimleşmiş olabilirler. Yer çekimi az ise uzun boylu, sıska görünürler. Anatomik olaraksa bu canlılar bizimkine pek benzemese bile sindirim ve dolaşım sistemine sahip olmalılar. Yani kalp ve mide benzeri organları kesinlikle olmalı. Ve yine bizimle benzerlik göstermese dahi koku ve sese bir şekilde duyarlı canlılar olmalı. Dünya dışı yaşamın neye benzediğini tahmin etmek oldukça zor. Zira elimizde neredeyse sıfır veri var. Dolayısıyla tüm konuştuklarımız sadece birer varsayımdan ibaret. Ancak kesin olan bir şey var. Uzayın herhangi bir köşesinde akıllı yaşama sahip bir topluluk varsa, neye benziyor olursa olsun bir şekilde iletişim kurabiliyor olmalı. Ve son olarak yaşadıkları gezegen mutlaka bir ekosisteme sahip olmalı. Yani bu gezegendeki tek canlı türü onlar olamazlar. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Ben Bilal Yılmaz. İyi seyirler.